Merhaba değerli izleyenler. Haberin merkezi Ferit Ağan Haber'e hoş geldiniz. Muğla'nın Dalaman ilçesi eski belediye başkanlarından Tuncer Sivri 85 yaşında vefat etti. Sedmedi ailesi olarak Tuncer Sivri'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Dalaman'da 1984-1989 yılları arasında Anavatan Partisi'nden belediye başkanı seçilerek ilçeye önemli hizmetlerde bulunan Tuncer Sivri, geçtiğimiz gün Ankara'da akciğer embolisi sonucu hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. 85 yaşında vefat eden evli iki çocuk babası Tuncer Sivri'nin cenazesi memleketi Fethiye'ye getirildi. Dalaman eski belediye başkanı Tuncer Sivri'nin cenazesi öğle namazına müteakip COVID-19 önlemleri altında Karagedik Mahalle Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi. Cenaze merasimine Sivri ailesi, Dalaman Belediye Başkanı Muhammed Karakuş, bazı belediye meclis üyeleriyle yakın dostları katıldı. Oğlu Okan Sivri ve yakınları taziyeleri Karagedik Mezarlığı'nda kabul etti. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 15 ayrı suçtan aranan şüpheli, jandarmanın dedektiflerinden kaçamadı. İşte detaylar. Seydikemer ilçesinde hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal etme gibi suçtan araması bulunan kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı cezaevine gönderildi. Alınan bilgiye göre Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarmanın dedektifleri JASAT timiyle Seydikemer Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışması sonrası 15 ayrı suçtan aranan RK, Paşalı Mahallesi'ndeki mezarlıkta çalıştığı sırada gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından hakkında 52 yıl 6 ay hapis cezası bulunan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eşen T tipi kapalı cezaevine gönderildi. 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminde bulunan 37 kişi hakkında açılan nitelikli yağma davasında iddia makamı esasa ilişkin mütalaasını verdi. İşte detaylar. 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan MAK ve özel kuvvetlerde görevli eski subay ve astsubayların da içinde bulunduğu 37 sanık hakkında açılan nitelikli yağma davasında sanıklar Segbiz kanalıyla duruşmaya katıldı. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan ve 2 gün süren duruşmada verilen ara kararda tanıklardan Taner Berber ve Şükrü Seymen'in 31 Mayıs'ta yapılacak duruşmada mahkeme huzurunda hazır bulunmalarına, diğer sanıkların esas hakkında mütalalarını yapmaları için gelecek celseye kadar süre verilmesine ve reddi hakim talebinde bulunan sanıkların taleplerinin reddine karar verildi. Segbiz kanalıyla 2 gün süren duruşmada bazı sanıklar avukatları olmadan savunma yapmayacaklarını belirtti. Bazı sanıklar ise iddia makamının iddialarını kabul etmeyerek suçsuz olduklarını ileri sürdü. FETÖ'nün suikastimi hakkında açılan nitelikli yağma suçu duruşmasında mahkeme heyeti ara kararı açıkladı. 2 gündür devam eden celsede kayda alınan sanık savunmalarının çözüm tutanaklarının hazırlanmasına, Şükrü Seymen ve Taner Berber'in önümüzdeki duruşma mahkeme huzurunda hazır edilmesine, diğer sanıkların bulundukları illerdeki cezaevlerinden ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla dahil olmasına, esas hakkındaki mütalaa için sanıklara gelecek celseye kadar süre verilmesine, sanıkların mahkeme huzurunda savunma yapma taleplerinin reddine karar vererek duruşmayı 31 Mayıs 2021 tarihine erteledi. Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin son zamanlarda bazı firmaların arı ürünlerini arı yetiştiricilerinden değil de kendilerinden almaya zorladığını iddia ederek açıklama yaptı. Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin son günlerde bal ve arı ürünlerine yönelik bazı firmaların arı ürünlerini arıcılardan değil kendilerinden almaları yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Şahin, bu firmaların arı ve arıcılar üzerinden prim yapmaya çalıştığını iddia etti. Son günlerde bazı firmaların arıcılarımızı da kullanarak sadece firma tarafından alınması gibi bazı yanlış söylemler, tüketicilerimizin de kafasını kurcalayacak söylemler içerisinde bulunmaktadırlar.
Maalesef biz buna da üzülmekteyiz. Çünkü o firmalara balı, arı ürünlerini arıcılarımız vermekte. Arıcılardan almayınız, markalı alınız derken insanın biraz bir akıl tutulması yaşanıyor. Çünkü eğer ki firmalar bu balı üretiyorlar ise o zaman doğada üretmiyorlar. O zaman sanayi balı. Oysa ki biz doğada üretilmiş balı esas olduğunu biz özellikle Türkiye Arıcılar Birliği olarak eğitimle birlikte beslenmenin de gelecek nesillerde temel unsur olacağı savından biz arıcılarımıza kaliteli doğal ürünü üretme konusunda çalışmalar yapmaktayız. Bunun bu şekilde algılanmasını özellikle hassasiyetle rica ediyoruz. Balı arı üretir, arıyı da arıcı yönetir. Arı ve arıcının sayesinde arı ürünleri husule gelir. Şahin, arı ürünlerinin kullanımı konusunda özellikle pandemi döneminde talebin arttığını da kaydetti. Diğer taraftan, evet, pandeminin yükünü bütün insanlar çekiyor. Bütün dünya çekiyor. Bütün dünyada da özellikle arı ürünlerinden propolis, polen, arı sütü, arı zehri gibi ürünler kullanılmaktadır. Ülkemizde de had safhada kullanılmaktadır. Bu anlamda da Tarım Orman Bakanlığımızdan arıcılarımıza ve arı ürünlerine, sertifikalı arı ürünlerine destek beklemekteyiz. Son günlerde yayınlanan destekleme tebliğinde de, kırsal kalkınma tebliğinde de arıcılarımıza, üreticilerimize daha fazla yer verilmesini özellikle bekliyoruz. Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gece saatlerinde çıkan baca yangını paniğe neden oldu. Menteşe ilçesinde huzurevinde gece saatlerinde çıkan baca yangını paniğe neden oldu. Yangının huzurevi görevlileri tarafından 112 acil çağrı merkezine bildirilmesinin ardından Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ile polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken huzurevi sakinlerine yönelik olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı öğrenildi. Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik gece saatlerinde huzurevine gelerek incelemelerde bulundu. Dünyanın önemli otomotiv markalarını Fethiye'ye kazandıran iş adamı Esat Bakırcı, şimdi yine dünyaca önemli markalardan biri olan Peugeot'u Fethiye halkı ile buluşturdu. İşte detaylar. Değerli otomotiv markalarını çatısında toplayan Bakırcılar ailesi Peugeot'un da tüm modellerini yeni showroomlarında tanıtmaya başladı. Yeni otomobil sahibi olmak isteyenlerin bu ayın sonuna kadar Bakırcılar Plaza'ya başvurmaları istendi. Bakırcılar Peugeot'un yeni ürünleri hakkında bilgiler aktaran satış müdürü Fatih Saltan, otomobil sahibi olmak isteyenlere önemli kolaylıklar sağladıklarını söyledi. Saltan, araçlarda çok güzel kredi kampanyaları ve indirim fırsatları olduğunu sözlerine ekledi. Peugeot Bakırcılar Satış Müdürü Fatih Saltan ben. Evet Fatih Bey, yeni ürünlerin kapışıldığını duyduk. Neler söyleyeceksin? Evet, biz de yeni açıldık ama ürünlerimiz yeni değişikliğe uğradı. Yeniden bir makyaj gördü, kasa değişikliği yaptı. Bu ürünlerle birlikte ilk açılışımızı yaptık. İlk araçlarımızı satışında gerçekleştirdik. Daha iyi noktalara ulaşacağımızı düşünüyoruz bu noktada. Evet, neler var? Hangi ürünler? Yeni ürünlerimizde yeni 2008'imiz var, yeni 3008, yeni 5008, yeni 508, yeni 308 ve yeni 208 olarak araçlarımız güncellenecek. Bu şekilde de satışlarımız devam edecek bizim de. Öncelikle şunu tavsiye edeceğim. Araçlarımızda çok güzel kredi kampanyalarımız var. Çok güzel indirimlerimiz var. Bu kampanyaları özellikle Aralık ayı dönemini kaçırmamalarını rica ediyorum. Özellikle Bakırcılar olarak kaçırmamasını rica ediyorum. Çünkü biz buranın köklü bir firmasıyız. Sadece Peugeot olaraktan değil, Opel, Toyota ve Peugeot da bir bünyemize dahil edildi. Bu noktada baktığınızda geleneksel bir firma adı altında artık grup firması olmaya doğru yürüyoruz. Benim tavsiyem özellikle 2008, 3008 ve 5008'lerdeki bu kredi kampanyalarını değerlendirmeleri, yeni yıl zamları etkilenmeden yeni araçlarına kavuşmalarını öneririm açıkçası. Yaklaşık İndirim olarak olur. Baktığınızda şöyle söyleyebilirim size, araç başına 20 bin lira, 15 bin lira, 25 bin lira gibi fiyat destekleri var Peugeot tarafından sağlanan.
Bunun yanında finansman kuruluşu olan Tepse Telen Bankası üzerinden de yaklaşık 100 bin lira 12 ay, bahar kampanyası, 3 ay ertelemeli kredi, 2 ay ertelemeli kredi gibi kredi kampanyaları da var. Ve bu araçların tamamını bu kredi koşullarıyla sahip olabilme yetkilerine sahipler. Derlerse ki biz kredi kullanmak istemiyoruz ama nakit alacağız. Nakit alımlarda da çok güzel peşin indirimlerimiz devam etmekte ve bu fırsatı kaçırmamalarını önermekteyim ben de. Exchange olarak da kesinlikle devam ediyoruz. Aracın modeli, markası ne olursa olsun biz bütün araçları, bütün müşterimiz araçlarını değerlendiriyoruz. Piyasada biz galerici usulü değil, normal biz bir kurumsal bir firmayı daha sağda altında bu işlemleri gerçekleştiriyoruz. Baktığınız zaman da şu zamana kadar biliyorsunuz bakırcılar sadece otomotiv olarak da değil birçok firma üzerinden de devam etmektedir. Ama otomotiv segmentinde özellikle galeri düşünceleri olan, özellikle bu dönemde insanların galericiymiş gibi bakış açısına karşı biz daha esnek, daha güzel fikirler ve daha güzel yorumlarla ilerleyeceğimizi düşünüyoruz. Değerlendirmek isteyen tüm müşterilerimiz kendi araçlarıyla da getirsinler, biz değerlendirelim. Beğenmezsek bile, eğer bizim verdiğimiz fiyatla kendilerine uygun gelmezse de şöyle bir şey yapabiliriz onlar için. Onların bu araçlarını satmalarına yardımcı olmaya çalışırız. En azından böyle de bir faydamız olur onlara da. Kredi kampanyaları bugün belli oldu. İnsanlar artık krediyi kullanmak istiyor çünkü nakit alışverişi biraz daha zor bu dönemde anladığımız kadarıyla. Ve bu kampanya şartları devam ederken sınırlı sayıda araçlarımız var. Yani her bayiye gönderildiği kadar bize de gönderildi ve araçlar çok çabuk tüketilmekte. Şimdi ÖTV'li ve ÖTV'siz alım yapmak isteyen müşterilerimizi de bekliyoruz. Yani SUV segmentinde, Jeep segmentinde bir araç almak istiyorlarsa yeni dönemde bu araçları özellikle bakırcılar bünyesine kaçırmamalarını ben öneriyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Covid-19 salgını ile ilgili yeni önlemler kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Bodrum'da da sokağa çıkma kısıtlamasına tam anlamıyla uyuldu. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 81 il valiliklerine gönderdiği genelgede ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması turizmin önemli yerlerinden Bodrum'da da saat 21 itibariyle başladı. Kısıtlamanın ilk dakikalarında araç yoğunluğu gözükse de 21.15'te tüm sokaklar bir anda sessizliğe büründü. Genelge kapsamında vatandaşların 21'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına tam anlamıyla riayet edildi. İlçenin tüm mahallelerinde cadde ve sokaklarında trafik yok denilecek kadar az seviyede olurken Bodrum'un en işlek meydanlarında sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri ilçenin birçok girişinde bekleyerek sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanları denetledi. Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren çağrı merkezi 2020 yılında 11 aylık sürede 204.585 çağrı aldı. Her merkezden ayrı nasıl yardımcı olabilirim? Vatandaştan gelen şikayetlerin çözülmesi, istek, teşekkür ve önerilerin cevaplanmasıyla vatandaş memnuniyetini sağlamak amacıyla çalışan Bodrum Belediyesi Çağrı Merkezi, 18 personelle 7/24 hizmet esasına dayalı olarak hizmet veriyor. Bodrum Belediyesi'nin 444-0048 ve 153 numaralı çağrı numaraları 2020 yılı Ocak ayından bugüne kadar toplam 204.585 çağrı alırken 2270 saat 32 dakika hizmet verdi. İletişim teknolojilerinden en ileri düzeyde faydalanıp vatandaşa daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmayı amaçlayan merkez, haftalık ortalama 4000 ile 4500 arası çağrı alıyor. Yarımada'nın en uzak bölgesinde yaşayan vatandaşların bile rahatlıkla Bodrum Belediyesi'nin ilgili birimlerine ulaşabildiği çağrı merkezi, fen işlerinden temizlik işlerine, sosyal ve kültürel hizmetlerden park bahçelere, sokak hayvanlarından zabıta denetimlerine kadar belediyeyi ilgilendiren birçok talep, şikayet ve öneriyi kayıt altına alarak ilgili müdürlüklere iletiyor. Aynı zamanda Bodrum Belediyesi sorumluluğunda olmayan konularda da talepler kayıt altına alınarak Muğla Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri, AİDEM, Türk Telekom, Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğü gibi diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendiriliyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında evden kısıtlı süreyle dışarı çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlardan gelen temel ihtiyaç talepleri de hızlı bir şekilde ilgili müdürlükler tarafından gideriliyor.
2020 yılı Ocak ayından bugüne kadar Bodrum Belediyesi'ne mail yoluyla 3065, WhatsApp ihbar hattı kanalıyla 10.434, sosyal medya ve dış kurumlar aracılığıyla ulaşan 1515 talep ve şikayet çözüme kavuşturulmak üzere ilgili müdürlüklere iletildi. Çıkabiliyorsunuz sadece. Hafta sonu çıkabiliyorsunuz. Ben talebinizi oluşturdum. İsminizi öğrenebilir miyim? Uzun yıllardır restoran işletmeciliği yapan Ahmet Öztürk'ün oğlu Murat Öztürk ile Özkan Hasköylü'nün kızı Burçak Hasköylü düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi. SED Medya ailesi olarak genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Fethiye'nin sevilen simalarından Ölüdeniz'de uzun yıllardır restoran işletmeciliği yapan Ahmet Öztürk'ün oğlu Murat Öztürk, Burçak Hasköylü ile dünya evine girdi. Fethiye Belediyesi nikah memuru Mehmet Küçükalan'ın kıydığı nikah töreni koronavirüs tedbirleri altında Aksazlar Koyun'da gerçekleştirildi. Fethiye Körfezi manzarasındaki nikah törenine Öztürk ve Hasköylü ailelerinin sınırlı sayıdaki yakını ve çiftin arkadaşları katıldı. Ahmet Zeynep Öztürk çifti ve Özkan Yasemin Hasköylü çifti davetlilerle yakından ilgilendi. Damat Murat Öztürk ve gelin Burçak Hasköylü'nün mutlulukları yüzlerinden okunurken kutlamalar yine sosyal mesafeye uygun şekilde gerçekleşti. Kısa bir aranın ardından spor bülteni ile karşınızda olacağız. Gittikçe büyüyen ve gelişen bir Fethiye ve ona yakışır bir hastane. Güvenilir ve köklü bir geçmişin haklı gururunu taşıyan Lokman Hekim Esnaf Hastanesi, önceliğimiz sağlığınız ilkesinden hareketle dürüst, kaliteli ve şeffaf yapısıyla Fethiye halkına hizmet vermeye devam etmektedir. Tüm kliniklerinde uygulanan teşhis ve tanı yöntemlerinde çağın gerektirdiği tıbbi teknolojiye sahip cihazlar kullanılmaktadır. Geniş uzman branş yelpazesi, tam donanımlı acil servisi, 3. basamak yoğun bakım ünitesi ve 5 dilde hizmet veren uluslararası hasta departmanıyla güler yüzlü ve kaliteli hizmetin temsili olan Lokman Hekim Esnaf Hastanesi, Fethiye'de bir ilke daha imza atıyor. Yüzyılın hastalığı olan obeziteyle mücadelede tüm hastalara el uzatıyor, obezite cerrahisi ve tüp mide ameliyatıyla yeni bir hayata başlama şansı sunuyor. Şehrin ortasında muhteşem bir mekan. Temiz, hijyen kurallarına tamamen uygun, gözünüz kapalı güvenebileceğiniz Barbun Cafe Bistro'da güne güzel bir kahvaltıyla başlayabilirsiniz. Barbun Cafe Bistro'da çocuklarınız için de her şey düşünülmüş. Barbun ayrıca canlı müzik keyfiyle de gecenize renk katıyor. Ege ve Akdeniz'in tüm leziz yemeklerinin tadına Barbun Cafe Bistro'da varın. En özel anlarınız için Barbun Cafe Bistro sizleri bekliyor. Telefon numarası 0252 612 8386. Adres 2. etap sahil bandı. Doktor Bauman Das Institut Bay Leyla İnanır. Biyonom Güzellik Salonunuz 1972'den gelen kurumsalı olan güveninizle profesyonel, sikinolojist ve uzman kadrosuyla şimdi de Fethiye'de. İlkemiz %100 danışan memnuniyetidir. Tüm işlemlerimiz sonuç garantilidir. Bakımlarımızda son teknoloji cihazlar kullanılmaktadır. Bizler danışanlarımızın sorunlarına çözüm için buradayız.
kendinize şans verin. Adres: Taşyaka Mahallesi, 177. Sokak, numara 5, Taksim A. Telefon: 0552 514 1004. 0252 614 0004. Gittikçe büyüyen ve gelişen bir Fethiye ve ona yakışır bir hastane. Güvenilir ve köklü bir geçmişin haklı gururunu taşıyan Lokman Hekim Esnaf Hastanesi, önceliğimiz sağlığınız ilkesinden hareketle dürüst, kaliteli ve şeffaf yapısıyla Fethiye halkına hizmet vermeye devam etmektedir. Tüm kliniklerinde uygulanan teşhis ve tanı yöntemlerinde çağın gerektirdiği tıbbi teknolojiye sahip cihazlar kullanılmaktadır. Geniş uzman branş yelpazesi, tam donanımlı acil servisi, 3. basamak yoğun bakım ünitesi ve 5 dilde hizmet veren uluslararası hasta departmanıyla güler yüzlü ve kaliteli hizmetin temsili olan Lokman Hekim Esnaf Hastanesi, Fethiye'de bir ilke daha imza atıyor. Yüzyılın hastalığı olan obeziteyle mücadelede tüm hastalara el uzatıyor, obezite cerrahisi ve tüp mide ameliyatıyla yeni bir hayata başlama şansı sunuyor. Üçüncü lig ikinci grupta mücadele eden Fethiye Spor 12. hafta karşılaşmasında kendi sahasında İskenderun Futbol Kulübü ile karşılaştı. Fethiye Spor maçı 5-0 önde kazandı. İşte maçın detayları. Üçüncü lig ikinci grupta mücadele eden Fethiye Spor 12. hafta karşılaşmasında kendi sahasında İskenderun Futbol Kulübü ile karşılaştı. Fethiye Spor üstün bir mücadele sergilediği maçta rakibini 5-0 yenmeyi başardı. Berkay, Alihan, Yakup'un golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapatan Fethiye Spor, ikinci yarıda Anıl Girin voleyle attığı golle farkı 4'e taşıdı. Günün başarılı isimlerinden Yakup skoru 5-0'a getirdi. Yakup Halkan profesyonel liglerdeki 100. golünü kaydetti. Değerli izleyenler, FRT Haber Merkezimizin hazırlamış olduğu ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Bir başka bültende görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.